Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle birlikte çok güzel bir motif çalışması yapacağız. Ben bunu gerçekten çok beğendim, çok güzel. Gördüğünüz gibi fıstık ve popcorn'dan oluşan hem kolay hem çabuk ilerleyen, yapımı da çok zevkli, çok güzel bir motif. Ben şöyle iki renk yaptım, mavili ve kırmızı tonlarında. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek yaparsınız. Hemen iplerimi göstermek istiyorum. Şimdi bu ipleri yine karıştırıp yapacağım. İpimin adı Alize Süperlana kullanıyorum. Siz tabii ki başka yerlerde kullanacaksanız istediğiniz iple yapabilirsiniz. Bütün iplerle çok güzel oluyor. Ama ben böyle bu ipi çok sevdiğim için bu iple denemek istedim. Bu modelle neler yapabiliriz derseniz de çok güzel kırlentler, yatak örtüleri, bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Şu anda benim aklıma gelmeyen bir sürü örgü modelinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Şöyle kameramı düzelteyim. Şöyle öncelikle açık yeşille başlamak istiyorum. Hemen tığımı da söyleyeyim. 2,5 numaralı da tığ kullanacağım arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırayım. Önce sihirli halkayla başlıyorum. Çünkü ortasının çok açık olmasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi tamamen kapalı. Şöyle elimle bir halka yapıyorum. Bakın şu şekilde. Halkamın içinden tığ geçirdim. Zincir çekiyorum. 3 tane. 2 3. Şuradaki ipleri bırakmıyorum bozulmasın diye. 3 tane zincirimi çektim. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar araya bir zincir çekerek toplamda 8 tane ikili trabzan yapacağım. Araya bir zincir çekiyorum. 3. ikili trabzanım oluyor çektiğim zincirle beraber. Bir zincir, 4. ikili trabzanım, bir zincir, 5. ikili trabzan, bir zincir, 6. ikili trabzan, bir zincir, 7, bir zincir ve 8 tane aralarına bir zincir çekerek ikili trabzan yaptım. Halkamın ipinden tutup iyice çekiyorum. Ortayı küçültüyorum şu şekilde. Daha sonra bir zincir çekip ilk çektiğim zincirin tepe noktasına şöyle batırdım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi şöyle kesiyorum. Şu şekilde. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şöyle çok güzel bir detayı var. Bakın. Şu krem ipler inanılmaz güzel bir detay veriyor. O benim gerçekten çok hoşuma gitti ilk gördüğümde. Şimdi hemen yine krem ipimi alıyorum o detayı vermek için. Şöyle krem veya bej de diyebiliriz bu rengi. Kremden biraz daha koyu. Şöyle ipimi sabitledim. Herhangi bir zincir çektiğimiz yere şöyle bakın. Şuradan batayım ben de şu ipi de arada yürüteyim. Şöyle herhangi bir yere iki zincir çektiğim yere battım. Şöyle şu ipleri de arada yürüteceğim. Bir, iki zincir çekiyorum ve hemen yanındaki iki zincir çektiğim yere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. İki zincir hemen yanındaki zincir çektiğim bölüme batarak kapatıyorum. Yani tek zinciri çektiğimiz yerlere batıyoruz. İki zincir çekerek şu ipleri alayım kafanız karıştırmasın. Daha sonra gizlerim. Bakın iki zincir, tek zincir çektiğim yere sabitliyorum. Boşluğa batıyorum yani. İki zincir, şöyle önümdeki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. İki zincir. Bu şekilde sabitliyorum. Şöyle güzel de bir detay vermiş oluyoruz. Sonuncu boşluğuma battım. İki
zincirimi çektim ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle kapattım ve bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi hangi rengi geçmek istiyorsanız o renkle devam edeceğiz. Ben şöyle şu mavi rengi almak istiyorum. Hemen o mavi renge de bir düğüm attım. Arkadaşlar her sırada ipimizi saklayalım ya da şu şekilde arada yürütelim. Şöyle kötü bir görüntü elde etmeyelim. Şimdi ben saklamakla vaktimizi harcamayalım diye saklamıyorum. Ama siz her sırada saklarsanız zorluk yaşamazsınız. Şimdi herhangi bir iki zincir çektiğimiz yere bakın, şöyle göstereyim. Batırıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya şimdi arkadaşlar fıstık bölümümüze geldik. Fıstık yapacağız buraya. Her iki zincirin arasına fıstık yapacağız. İpimi uzatıyorum. İster üçlü yapın, ister dörtlü yapın. Nasıl arzu ediyorsanız. 2 ve 3. Üçlü yapacağım bu sefer. Bunları dörtlü yaptım. Sanki çok kabarık oldu. Şimdi üçlü deneyeceğim. Sizler de deneyin. Eğer olmazsa dörtlü yapabilirsiniz. Ben şimdi bir de üçlü denemek istiyorum. Üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir, iki zincir çektim. Yine aynı yere batırıyorum. İpimi uzatarak bir üçlü fıstık daha yapıyorum. Aynı ikili zincirin arasına batarak bu şekilde. İki zincir, diğer iki zincir çektiğimiz bakın yuvaya batıyorum ve oraya hemen üçlü fıstık yapıyorum. 2, 3. Fıstığımı kapattım. Hep aralara iki zincir çekiyorum. 1, 2. Tekrar aynı yuvaya battım ve bir üçlü fıstık daha yapıyorum. Bakın bu şekilde her bu yaptığımız iki zincirlik yuvaların içine ikişer fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Evet, üçlü fıstık sanki daha iyi oldu. Dörtlü bayağı bir kaba oldu çünkü. Evet. Uzatıyorum. Üçlü fıstığımı yapıyorum. İki zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. Ve bir üçlü fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane fıstığımız oldu. Ve son olarak 1, 2 zincir çekip İlk yaptığım fıstığın tepesine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve bir zincir çekip ipimi şöyle çok kısa kesmiyorum ki rahat saklayabileyim. Bu şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Tekrar ben krem ipimi alıyorum. Ve yine aynı detay bölümüne geldik. Yine detayımızı yapacağız. İpimi sabitledim. Herhangi bir şöyle iki fıstık arasında batıp şöyle ipimi sabitliyorum. Bu sefer 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen diğer yuvanın içine batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Yuvalara batıp tek tek sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, yuvaya battım, kapattım. 1, 2, 3, yuvaya batıp kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine şöyle batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve
Bu sıramızı da bu şekilde yapmış oluyoruz. Ve ilk yaptığımız rengi tekrar alıyorum. Açık yeşil rengi ipimi sabitliyorum. Ve arkadaşlar bu sırada şöyle popcorn sırasına geldik. Popcornlarımızı yapacağız. Herhangi bir 3 zincir çektiğimiz yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve buraya 4 tane ikili trabzan yapacağım. Yine baştan söylemek istiyorum. Bu model biraz kaba geldiği için biraz küçültüyorum. Popcornları bunda 5 tane yaptım. Eğer bunun aynısını yapmak istiyorsanız popcornları 5 tane ikili trabzandan yapmanız gerekiyor. Ben şimdi 4 tane ikili trabzanla yapacağım. 2, 3, çektiğim zincirle beraber 4 tane ikili trabzanım oldu. Şöyle ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. İlmeğimi onun içinden geçirdim ve ilk popcornumu yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başında oluyorum. Hemen onun yanındaki yuvaya battım. Ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ip sanki diğerlerinden daha ince. Bunda da 5 yapabilirmişim aslında. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve ilk yaptığım trabzanın tepesine batırıp arkasından ilmeğimi çektim. 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. Hemen yandaki yuvaya battım. 1, 2, 3, 4 tane popcornumu yaptım. İkili trabzanımı. Ve ilk trabzanın tepesinden batıp şu şekilde birleştirdim. Ve popcornlarımı yapmış oldum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. Popcornlarımı bitirdim ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk yaptığım popcornun tam tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi kestim. Ve artık son sıraya geleceğiz. Bu şekilde olacak modelimiz. Evet. Krem ipime tekrar geçiyorum. Artık son sıramız. Kenar bölümümüze geldik. İpimi sabitliyorum. Ve şöyle herhangi bir iki popcorn arasına batıyorum. İlk önce şöyle köşemin yarısından başlayacağım. Sonda o yarıyı da tamamlayacağız. 3 zincir çektim. Buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. Çektiğim zincirle beraber 2 oldu. 3, 4 ve 5. Şimdi bu köşemizin yarısı olmuş oldu. Ve burada hiç zincir çekmeden hemen önümdeki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve önümdeki iki popcorn arasındaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bir köşe, iki tane yuva, daha sonra köşe yapacağız. Şimdi başını doladım, hiç zincir çekmedim. Önümdeki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden. 2, 3, 4 ve 5. Burada tam tepe noktaya bir pıtırcık yapacağım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şurada duran 2 tane ilmeğim var. Oraya tığımı batırdım ve kapattım.
başını uladığım tekrar aynı iki popcorn arasına batırıp 5 tane daha 2 litre Apsan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bu şekilde hemen göstermek istiyorum. Hemen hiç zincir çekmeden önümdeki boşluğa sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde olacak. Daha sonra yine aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Önümdeki 2 popcornun arasına batırdım. Sık iğne ile sabitledim. Şu ipler hep mani. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen önümdeki boşluğa battım. Başını doladım. 2 tane boşluktan sonra, yani 2 tane yuvadan sonra hemen köşe yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hemen pıtırcığımı yapıyorum. Daha sonra başını doluyorum. Yine aynı yere 5 tane 2 litre Apsan. 2 3 4 ve 5. Hemen hiç başını dolamadan önümdeki boşluğa batıp sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar, şuraya kadar devam ediyoruz. Burayı da beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Bakın burada yarım bırakmıştık köşemizi. Hemen başını doladım. Bakın 2 tane yuvadan sonra başını doladım ve hemen ilk battığım yuvaya batıp 5 tane 2 litre Apsan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Hemen bu tepeye bir pıtırcık yapacağım. 1, 2, 3. Hemen pıtırcığımı yaptım. Pıtırcığı yaptıktan sonra burada 3 tane zincir çekmiştik. Tam tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincirimi çektim ve modelimizi bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz hazır. Gayet güzel ve çok şık oldu. Dediğim gibi fıstıkları 3 üçlü fıstık yaptım. Popcornları da 4'lü yaptım. Gördüğünüz gibi aradaki fark bu. İster bu şekilde yapabilirsiniz, isterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun fıstıkları 4'lü, popcorn da 5'li arkadaşlar. Hemen ipimizi saklayalım. Bunlar koton iple de mükemmel olacağını düşünüyorum. Koton iple yapmak isterseniz de çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet, şöyle ipimi keseyim. Şu ipimi de saklamak istiyorum. Çirkin bir görüntü olmasın. Ben şöyle üstün kere saklıyorum. Siz ayrıntılı bir şekilde saklarsınız arkadaşlar, çözülmeyecek şekilde. Şunu saklamıştım zaten. Örerken bunlar hep alttan yürüttüklerim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.